Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul cephesini konuşacağız. Çünkü bugün hafif montanlı olsa bir gevşeme yaşandı ve bu gevşemenin aslına bakarsanız asli unsuru bankacılık endeksi oldu. Aslında bu yayının özelliği bankacılık endeksi ardından da tabii ki Borsa İstanbul'daki olası senaryolara kısaca bakacağız. Ama her iki analizde geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da yorum yapmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bu minik ama benim için önemli hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra gelin dilerseniz analizlere hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü bankacılık endeksindeki görüntüyü en azından şu an itibariyle çok beğenmiyorum. Şimdi bakın bankacılık endeksini açıyorum. Şimdi değerli izleyiciler, değerli yatırımcılar. Bankacılık endeksini beğenmiyorumdan kastım şu. Buradan acayip bir düşüş hareketi olacak. Aman satın aman kaçın. Zaten asıl stratejisi falan burada vermiyoruz. Tamamen teknik ee, gidiyoruz. Ama bakın benim e, grafiği beğenmememin sebebi aslına bakarsanız bir tane unsur var bu konunun. O da şu. Ya şuralarda çok kalıcılık sağladı ya. Şurayı hızlı bir şekilde şöyle açayım. Tamam mı? Dikey yatay yapalım. Şurayı açalım. Evet. Şurayı göstermek istiyorum. Evet ya Bakın şu bölge bir türlü geçilemedi yani ana hatlarıyla baktığımız zaman işte 15.899 yani 15.900 diyebilirsiniz. Yani bankacılık endeksi bugün de gerçekten çok kuvvetli satış yedi. Şöyle bakıyorum da bankacılık endeksine %3.17 yani aslına bakarsanız bugün Borsa İstanbul'daki düşüş hareketinin en önemli sebebi bankacılık endeksindeki gevşeme. Hatta net düşüş yani gevşeme değil ama net düşüş var. Ee, dolayısıyla biz yüzde işte 10.800'ün altında kapattık. Şimdi bakın bankacık endeksinde şöyle bir görüntü var. Bakın şuraya dikkat edin. Ciddi bir sıkışma var. Bu sıkışma aşağı patlarsa endeksi de bozar. Bakın sıkışma şu. Şu iki yeri alın. Tamam buraya atın. Mükemmel değil mi? Bakın burada minimal ivmeli bir alçalan trend var mı? Var. Kaçtan geçiyormuş? 15.836. Bakın minimal düzeyli. Neden minimal diyorum? Çok ciddi bir düşüş şöyle bir ivme değil ama Yatay bir alçalan trend var. Şimdi diğer taraftan şöyle bir unsur da yapabilirim. Bakın şimdi bir diğer unsurda şu bölgeden alıyorum. Şurayı falan kabul ettiğimizde şu bölgeyi evet. Buraya da yaklaştıralım uzatalım. Evet hatta buraya da net bir şekilde aynı renk yapacağım. Şu anda trend çiziyorum değerli izleyiciler. Ee, hızlı bir şekilde bu trendi de şöyle e, turkaz yaptığımda net bir şekilde ortaya çıkacak. Bakın. Az önce size bahsettiğim sıkışma bu işte. Yukarıda 15.836 aşağıda 14.900 hatta işte 14.800 de diyebilirsiniz. 34 günlük üstel hareketli ortalama yeşil olan mükemmel çalışıyor. Bakın burada çalışmış burada çalışmış şimdi de şu bölgede. Yani bu trendten aynı. Şimdi değerli izleyiciler bakın bankacılık endeksinde çok net bir sıkışma var. Ve dikkat ediyorsunuz dikkat ediyorsunuz ki e, simetrik üçgen formasyonun burnuna kadar zaten sıkışmış. Şimdi elinde bankacılık hisseleri tutanlar dikkat etmeli. Tamam. Yayının Videonun konu başta bu. elinde bankacılık hissesi tutanlar dikkat. Burada bir hareketlenme yakın gelecekte bekleniyor. Grafikteki sevmediğim, hoşuma gitmeyen görüntü şu. Bu bölgeye gelmişim satış yemişim. Yaklaştım satış yedim. Yaklaştım bir daha satış yedim. Yaklaştım yine bakın bugün sert bir düş. Yani şu 15.800'ler 15.900'ler ya 16.000'ler yani o bölge bir türlü yukarı doğru kırılamadı ya. Hani gitti engelle aşağı gitti sen nereye gidiyorsun derler. baskıladılar. Şimdi bakın yükselemeyince tamam mı işte 1, 2, 3, 4, 4 defa işte 15.816.000 bandındaki direnç seviyesi yukarı doğru kırılamayınca yönün aşağı doğru dönme ihtimali var. Ya yani şu dönüşlerden bahsetmiyorum. Şu trendlerin kırılmasından bahsediyorum. Trend kırılmadığı sürece yani bakın şuradan bahsediyorum. 9500'lerden 9400'lerden gelen şu trend kırılmadığı sürece temkinli olarak yönü yukarı doğru okumaya devam ediyoruz zaten. Ama şimdi bin o yukarıdaki şu lanetli 200 puanlık bölge aşılamayınca şimdi yükselemeyen şey düşer. Bu mantıkla aşağıdaki desteği bu sefer ben daha kıymetli geliyor bana. Yani aşağıdaki destek daha kıymetli. Ve ben bu aşağıdaki destekleri artık daha dikkatle takip ediyorum. Daha dikkatle takip etmeye başlıyorum. İşte 14.800, 14.900. Ben burada 21 günlük hareket, e, özür diliyorum 34 günlük hareketli ortalamayı alacağım. Ve 14.826. Kabaca 14.800 değerli izleyiciler, değerli takipçilerim. 14.800 desteği bankacılıkta aşağı doğru geçilirse, tamam mı bakın aşağı doğru geçilirse düşüş hareketinin hızlanma ihtimali var. Çünkü ben şu bölgeye geçemeyip dönüp dolaşıp ya bir de bir, ya dört defa çarpıyorum ya bir sürü... Deneme olmuş. Şu bölgenin geçilmesinde. Geçile, geçilemeyip şu trend aşağı doğru kırılırsa ara destek olarak 14.200'ler takip edilebilir. Ama ben daha çok 89 günlük üstel hareketli ortalama. Yani şu bakın pembe renkli. Hatta bakın şimdi bütün ortalamaları kapatacağım. Sadece yeşil ve pembe kalacak. Yani 34 günlükte 89 günlük. Zaten mükemmel çalıştıkları için. Trendleri de kaldırıyorum. Net görün. Bakın trendi de kaldırıyorum. Hızlı bir şekilde. Bakın 14.800 yeşil değil mi? Ta aşağı kadar inme ihtimali var. 13.300'lere kadar baskı görme ihtimali var. Net bir düşüş olabilir. O bakımdan dolayı diyorum ki artık şu 15.800-16.000'ler yukarı doğru geçilsin. Böyle bir fiyatlama olursa bankacılık endeksindeki az önce gösterdiğim şuradaki şu üçgen formasyonu yukarı doğru kırılmış olur. İşte 15.800'ler 16.000'lerin falan üzerindeki kalıcılıktan bahsediyorum. Bu durum biraz daha rahatlatır. Hadi burada da yapılacak şey çok kolaydır. En basit mantıkla. E, Fibonacci impuls line'larından yararlanabilirsiniz. Şöyle. Ya bu programın da şurası neden çalışmıyor bu son dönemde ben anlamadım. Şuraya bakın çalışmıyor enteresan bir şekilde. Neyse bunu buraya çekiyorum. Evet geldim. Yani öyle bir durumda da 16500 hatta biraz da orta vadede 17700'lerin bile kapısı açılabilir. Ama gerçekten. Yani şu 15.816.000 yani bu bölgenin yukarı doğru aşılamıyor olması aşağıdaki 14.800 desteğinin çok daha kritik bir noktaya bizi getiriyor bence. Olası bir 14.800'e onu anlatmaya çalışıyorum. 13.300'lere kadar bankacılıkta baskı görebiliriz. Sıkışmayı az önce gösterdim ve biz bu sıkışmanın sonuna doğru gelmiş olabiliriz. Çünkü simetrik üçgen formasyon burnunun ucuna kadar gevşeme hareketi söz konusu. Şimdi böyle bir senaryo itibariyle geçelim. Biz 100 cephesine. Biz 100 cephesinde bugün az önce de söylediğim gibi bankacılık endeksi kaynaklı net bir düşüş ve gevşeme hareketi oldu. İşte bu düşüş hareketi bu. Yani bu 4 saatlik grafik bakın. net bir gevşeme hareketi oldu. Şu iki mum bugün bugüne hitap ediyor. Dolayısıyla bir düşüş var 10.727 hadi kabaca 10.700 diyebilirsiniz. Bakın net bir şekilde yani şu bölgeler vardı ya 11.088'lerden gelen bir alçalan trendim vardı. Ve bu trendi kırdım. Acaba şurada geldim atak yaptım bir pullback daha yapıp mı yukarı dönecek? Yoksa 10.700'de aşağı doğru kırılıp 10.400'lere kadar hızlı ve süratli sayılabilecek bir gevşeme mi yapılacak? Bunun kararını vereceğiz. 10.700'lerin üzerinde kaldığım sürece yönü net bir şekilde yukarı okumaya devam ediyorum. 11.088'ler ara direnç olmakla beraber 10.700'lerin üzerindeki kalıcılık devam ettiği sürece bence 11.400'lere kadar yükseliş hareketinin sürme ihtimali çok ama çok kuvvetli. Peki bu 11.400 nereden geliyor diye soracak olursanız onun cevabı çok basit. Bakın şöyle bir Fibonacci seviyesi algılıyorum ve çiziyorum. Ee, yani bir hata var burada ama bakacağız. Neyse manuel çizelim hiç zamanınızı almayalım. Şöyle manuel çizdim. Bırakıyorum. Evet. Bakın şimdi daraltıyorum. 11.375'ler. Hadi şurayı da çok hızlı bir şekilde e, beyaz yapayım. Daha net görün diye. Şurayı da tamam diyelim. Bakın 11.375'ler var. Yani 11.400'ler demiştim. Dolayısıyla 10.700 aşağı geçilmediği sürece yönü yukarı okuyacağım. Ama 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 şimdi şöyle alalım. Rahat bir sohbet edelim. Bankacılıkta 15800'ler kırılıp da üzerinde kalıcılık sağlanamıyor ya. Bu yükseliş hareketinin devam etmediği bir senaryoda aşağı doğru baskıda 14900'ler çok daha kritik bir noktada olduğunu dile getirmiştim. Bugün keskin bir düşüş hareketi oldu. 14900 14800 hadi 14800 diyelim. 14800 desteğin aşağı kırılması 13300'lere kadar baskının kuvvetlenmesi beraberinde getirecektir. İşte öyle bir senaryoda yani bankacılık 14.800 özür diliyorum 14.800 desteğinden 13.300'lere kadar sert bir gevşeme hareketi yaparsa yapacak demiyorum bir kez daha söylüyorum. Ee, negatif senaryodan bahsediyorum. E, ee, bir haliyle işte 10.700'lerde 10.800'lerde direnme ihtimali yok. Yani bu noktada 10.400'lere kadar hatta 10.400'ün altında 9.800'lerin bile potaya girebileceğini söyleyebiliriz ama hem pozitif hem de negatif senaryoları dile getirdik. Bankacılık endeksini bir kez daha söylüyorum. Çok tekrar düşüyorum farkındayım ama sıkışmanın sonuna yaklaştığımız için bu kadar ısrarlı ve vurgulayıcı cümleler kuruyorum. İvedilikle acilen 15.800 üzerine atması ve buralarda minimum 2-3 günlük kapanışları görmemiz gerekiyor. Yoksa yükselme iştahında 15.816 bin bölgesinin üzerine doğru bir yükselme iştahında ciddi sıkıntılar var. Dikkat edelim hem bankacılık endeksine hem de BIST 100 cephesine. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum ve videoyu sonlandırmadan önce şu önemli hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bakın sizi de ilgilendiriyor bu. Kanalıma abone olmayı, YouTube e, videolarımı beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçiler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.